Marmaris'te menfezden çıkan bu FETÖ'cülerin hedefinde Erdoğan vardı. 15 Temmuz'un en kritik hamlesiyle görevlendirilmişlerdi. Erdoğan'ın direnen halkın başına geçmek için İstanbul'a hareket etmesi planları bozdu. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Yöntemleri değişmedi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro da bir suikast girişiminin hedefi oldu. Dronlu saldırı son anda engellendi. Zira bir ülkeye diz çöktürmenin en kısa yolu sorun çıkaran lideri hedef almak. Suriye, Irak, Kudüs, Doğu Akdeniz, İran ve Kafkaslar. Erdoğan'ın izlediği siyasetin emperyal güçlerin faydasına olmadığı çok açık. 15 Temmuz suikast girişiminin düğmesine basanların motivasyonu artık çok daha kuvvetli. İşte böyle bir ortamda Erdoğan'ın Çamlıca Camii incelemeleri sırasında alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. O önlemlerden biri de gökyüzünden gelebilmesi muhtemel saldırılar içindi. Zira Venezuela'da saldırı havadan gelmişti. Omuzda taşınabilen hava savunma sistemi de bunun içindi. Ancak bu ihtimam birilerinin hoşuna gitmedi. Dünya siyasetine yön veren bir lider için alınan önlemler çarpıtıldı. Meral Akşener sosyal medyada skandal bir paylaşımda bulundu. Güvenlik önlemlerini milletten uzaklaşmanın bir delaleti olarak pazarlamaya çalıştı. Oysa aynı Erdoğan sadece 3 gün önce böyle görüntülenmişti. Videoya yansıyan Erdoğan sevgisi Meral Akşener'in iddiasından çok uzak bir gerçekliği anlatıyordu. Sizi çok seviyor. İkisi de çok seviyorlar. Biz de sizi çok seviyoruz. Bak oyuncaklara. Ceren öp, dede öp, dede öp, dede öp.